İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Çay Televizyonu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2000'li yıllardan önceki ve sonraki meclis dönemini değerlendiren Kayalar'ın gündeminde çay ve çay üreticisi de vardı. Nusret Durur'un görüntüleriyle izliyoruz. 1983 yılında Anavatan Partisi Ankara İl Örgütü kurucusu olarak siyasete atılan Lütfullah Kayalar ardından Yozgat milletvekili seçildi. 17, 18, 19, 20 ve 21. dönem Yozgat Milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyon Başkanlığıyla Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk grubu üyesiydi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi 5 Nisan 2023 tarihinde İYİ Parti'ye katılan Kayalar milletvekilliği görevine devam ediyor. Çay Televizyonu Artvin Bölge Temsilcisi Nusret Durur'un sorularını cevaplayan Kayalar, 2000'li yıllardan önceki ve sonraki meclis dönemini değerlendirdi. 2000 öncesi dönemle, yani 83'ten 2002'ye kadar olan dönemle, ondan sonraki olan meclis dönemi çok farklı. Siyasi partiler farklı. Liderler farklı, milletvekilleri çok büyük oranda farklı. Dolayısıyla da çalışma şekillerinde meclisin havasına baktığımız zaman da bu farkı fevkalade yakından hissedebiliyoruz. Ama en önemli fark, geçmiş dönemlerde meclisin yapısı, daha sonra bugün şu anda uygulanmakta olan Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemi arasında çok büyük fark var. Yani o günkü meclis bir anlamda yasama, yürütme, yargı olarak nitelendirdiğimiz Türkiye'nin yönetim şeklinde o günkü meclisin ağırlığı bugün yok. Bugün ağırlık Türkiye'nin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı makamı ve onların kurmuş oldukları kuruluşlarda. Yani meclisin şu anda denetim yetkisi yok. Milletvekili Kayalar'ın gündeminde çay ve çay üreticisi de vardı. Üreticinin hakkını alamadığını söyledi. Trabzon'da, Rize'de özellikle çay üretimi fevkalade önemlidir. Şimdi çay fiyatlarına aşağı yukarı son 4 ayda 4 sefer zam yapıldı ve çok büyük oranlarda zam yapıldı. Ama bu zamlardan tüketici bu zamları görüyor ve parasını da ödüyor. Bu zamlardan üretici faydalanmıyor. İşçi ücretlerinde ve diğer bütün girdilerde müthiş bir artış var ve bu artışlar üreticiye tam yansıyor ama çay fiyatları, son zamlı çay fiyatlarından üretici hiçbir şekilde faydalanamıyor. Bu da tabii çok adil bir şey değil. İnşallah ileride ben Rize'ye geleceğim, bu çay konusunu da orada görüşeceğiz.